Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yine seranın içinde, her yer darmadağın oldu yine. Bazı bitkileri dallarının çok uzamasından dolayı, saksının içinde kellelerin, rozetlerinin ağırlığından dolayı kırıldığını, gövdeden çatladığını fark ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz şu pink rose saksım vardı. Pink yok, Ghosty ile karışık olan, onu maalesef söktüm ve toprağı yeniden harmanladım, yeniden bir zenginleştirdim, hepsini yeniden dikim yapmaya karar verdim. Böyle bir yandan söküyorum, bir yandan dikiyorum, ama yetişmesi gereken kargolarım da var artık. Beklemede olan bir kargomu bugün birlikte hazırlayacağız Hanife Hanım yeni evine taşınmasını bekledik. Ödemeyi yapmıştı. Bitkileri beklemedeydi. Ben bir kısmını ayırmıştım. Bir kısmını da daha sonradan birlikte hazırlayacağız. Şimdi öncesinde ben böyle hemen şunlar, çünkü bitti sayılır, yok yani, çok küçükler kaldı. Hemen ayırdım, çünkü karışabiliyor, satmış olabiliyorum. Şöyle raindrops falan istemişti. Buraya dikmiştim. Hatta gayet güçlü bir şekilde de köklenmeye devam etmişler. Şöyle raindrops'u ve alektra da yine köklenmiş. Gayet güzel bir şekilde. Alektra susuz olması çok iyi. Hanife Hanımcığım, bunları aldığınız zaman bir gün suda bekletin. Suya doysun yaprakları, sonra dikin. Biz buna su terapisi diyoruz. Çünkü kargoya çok böyle canlı, diri, suya doygun yapraklı olarak koyarsam kargoda kırılma riskleri oluyor. Böyle yumuşak göndermek her zaman iyi, ama her zaman da böyle olmuyor, denk gelmiyor maalesef. Bazen canlı koyuyorum, ama çok şükür bol elyaflarla destekleyince hiçbir sıkıntı olmuyor. Olmadı da bugüne kadar. Böyle bir Blue Mist, şöyle şunu şöyle alayım, buradan çekelim. Bir tane şöyle Curly Lux'um, bu 4 oldu. Şöyle köklü, hatta köklenmiş Raisy koydum. Bu benden kendisine hediye. Bir tane de Aynium koydum. Aynium da köklenmiş gibi. Böyle altlardan tutunuyor bir şeyler toprağa, ama Aynium koydum. Ondan sonra bir tane daha, hatta Aynium koymuşum. Şöyle küçük. Yeni zaten kendim kelle almıştım hep. Onları sağa sola diktim. Bakalım köklenecekler mi? Çok sabır istiyor Aynium'lardan. Şimdi tam uyanma zamanı, köklenme zamanı, ama biliyorsunuz benim Aynium'larla daha ilk kışımı atlattım. Geçen sonbaharda almaya başladım. İşte birkaç tanesi güzel büyümeye devam ederken, işte ilkbahar, yaz derken böyle bir uykuya geçtiler. İki tane kaybım oldu. Artık nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda böyle bir yaprak kurumasıyla, dökülmesiyle oldular. Sorun değil. Çok şükür alıyoruz yine. Yerini dolduruyoruz. Bakın böyle form yapmaya başladılar. Bakın Pink Peach de böyle büyümeye devam ediyor. Aynium'ları çok seviyoruz. Renkleniyor. Çok renkli bitkiler. Çok şeker, çok tatlı bitkiler. Dayanamıyoruz, alıyoruz. Ben de işte hangisiydi? Bir tanesini bayağı bir budama yaptım. Şuydu bakın. Bu klasiklerden dayanıklı bir tür. Budama yaptım. Hatta göstermiş miydim? Sanki öyle hatırlıyorum. Birkaç yerinden patladı. Yavrular patlamaya başladılar gibiydi, ama şu an göremiyorum. Bu muydu acaba? İki tane Aynium'u böyle bir budadım. Şu da var şurada, bakalım belki şu olabilir. Evet, buymuş. Bakın bunun şöyle uzun kesmiştim şuradan, bakın hemen şuracıktan, şuracıktan bir yavru veriyor. Şuradan bir tane patlatmış. Böyle bir deneme yaptım kendimce. Bu yavru vermeye de başladı. Şöyle bakın, yavrular bazılarında geliyor.
özel olanlardan henüz göremedim. İnşallah onlardan da yavru görürüz. Bir yandan güzel güzel renklenenler de var. Şöyle tatlı tatlı. Şimdi Hanife Hanım'ın kargosuna dediğim gibi çelik koydum. Sonradan yine bir iki belki aynı yön ilave edebilirim. Grenovia istemişti benden. Grenovia üçlü olarak kendisine koyacağım. Grenovia'yı bir bulabilirsem, dediğim gibi buralara hep karışık yerleştirdim. Şurada mıydı? Bir tane vardı belki. Bazılarını da verdim. Ha şöyle. Çok pardon. Şurada. Şurada şöyle var. Bakalım şuradan. Şuradan şunu. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Şuradan kuru yaprakların arasından kökler geliyor. Bunları kuru toprağa dikeceksiniz. Ve bunlar bakın. Böyle kökleniyor olur. Hops. Ay düşürdüm. Şöyle onu çıkardım. Bir tane daha kendisine dedim. 3 tane vereceğim dedim. Bakalım. Bir tane de şuradan vereyim. Olmadı. Neredesin? Neredesin? Şimdi görmüştüm. Bir tane de şuradan vereyim. Şöyle. Bakın bunlar da hep köklenmişler. Böyle uyanışa geçmiş. Şöyle şunu da vermek istiyorum. Şöyle. Kendisi de çoğaltsın, büyütsün. Dolu dolu saksısı olsun inşallah. Sonra Blue Mist'imi koymuşum. Alektia'yı koymuşum. Laurensis. Bir tane Juliana. Raindrop koymuşum. Laurensis'e bakacağım şimdi. Laurensis'ler de satıldı. Ama inşallah bir tane bırakmışımdır kendisine. Şöyle bakıyorum. Şöyle yok. Buradakileri vermişim hep. Buradakileri vermişim. Bakacağım şimdi. Yine devamına bakacağım. Laurensis anaç şurada üst sırada da. Bir tane anaç gibi vardı. Altından bayağı bir yavrular falan da çıkartmıştı. Bakın bu anacım zaten. Anaç bitkim. Çok bebek veriyor. Uf, maşallah altı dolu hep ama kendisi de o kadar güzel renkleniyor ki anlatamam. Orada bir tane var. Bir yandan da şöyle bir göz atıyorum. Buralara bir tane yavru iliştirmiş olabilir miyim diye. Evet, Laurensis'e yukarıya bakacağım arkadaşlar. Muhtemelen Laurensis'i yukarıya çıkardım ben. Şimdi bir tane Juliana koymak istiyorum. Juliana'm şöyle bir tane. Bakın koydum. Formu da gayet güzel. Bir tane Juliana'mız var. Bir tane şöyle güzel bir jeli koyuyorum. Bir tane Ellen koyuyorum. Şöyle güzel bir Pink Rose koyuyorum. Şöyle güzel bir Purple Delight koyuyorum köklü. Evet arkadaşlar, ben Hanife Hanım'ın kargosunun hepsini söktüm. Şöyle sizlere hemen finalini göstereyim dedim. Çünkü dediğim gibi seramın içi gerçekten şu an çok dağınık. O nerede bu nerede, yeniden bir düzenlemelere girişiyor insan. İlk düzenleme hiçbir zaman öyle kalmıyor çünkü sürekli bitkilerin yeri değişiyor, yeniden işte sökülenlerin yerine dikiliyor falan derken böyle maalesef bizim biraz karışık olabiliyor işler. Böyle pendentisini koydum, şöyle güzel bir marrom koydum, Purple Delight koydum, şuradan şu kıvırcıktan koydum. Sonra Raindrops var, Laurensis var. Şöyle bir Pink Rose, Blushful, Blue Mist, Juliana, Ellen, Alectra, Curly Looks. Şu Sedum, o da aklıma gelmedi, Aynium. Böyle bir güzel kargo oldu. Kendisine mutluluk versin, huzur versin. Saksılarında dolsun, taşsın inşallah.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.